Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala bu okuyorken kitabımızdan İbn Acibe'nin İkazul Himem fi Şerhil Hikem, yani İbn Ataullah Sekenderi'nin Hikmetleri Şerhı'da Himmetlerini Uygatış degen kitaplarını okuyabımız. Allah bundan menfaat versin. İbn Ataullah Sekenderi'nin hikmetleri köpçülüğü İbn Acibe'ninki bizge acibirak deyilip şunu başlayalımız. Üçüncü hikmetke kelgenimiz. Otken sefergi hikmette aytudiler ki biz bir müracaat koyamız. İşte yaxşı ornaşı üçün ve bugünkü kengi hikmetke bağlangenliği üçün. İradetuket tecrid مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية ديجندلر ونعلن برنش حكمة الاعتماد على العمل من 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 علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل بند عملية تانية كانين علامات لردن بره undan bir toyilish xato sodir bo'lgan paytda Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan umidi yo'qolishidir, pasayishidir. Banda umidi pasaysa, demak u amalga tayangan bo'ladi. Amali kamayganda umidi pasaysa. Deyurdilar, keyin ikkinchi hikmatda irodatuka tajrid. Ya'ni sen Alloh subhanahu va taolo seni sabablarga bog'lab qo'ygan holda tajridga o'tishni istashing. Bu mahfi şehvettendir. Allah Ta'ala senge tecridini tecridge seni koyup türgen halde as sebeplerge kayıtçıki urunuşin ali himmetten pesleştir dediler. Sebepge teyemmeslik, kalben teyemmeslik, tecrid mutecerridge hem mutesebbibge hem vacib. Ama mutecerridge sebepge fiilen hem bağlanmeslik lazım buna. Yukarıda ettiğin şuna Allah Ta'ala onun işini öz zimmesine agenin için. Bunca misallarını ettik. Meryem anamızdan ettik ve Yusuf Aleyhisselam'dan. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan hem var. İlgere ashab-ı kiram kuruluklar türgenler daim Resulullah. Nabetleşip kuruluşken. Kaçan ki vallahu ya'simun keminen nes. Ya eyyüven Resulü belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Peygamber. Sizden nema nazır kılınken bu seyit kezim. وإلم تفعل فما بلغت رسالته بلغ ما أنزل ما أممنا إفادة قلنا دعم تكلمس سجى نازل قلنا نرسل حماس نيت كذي بسكا ملاحظة مسن بار نيت كذي وإلم تفعل شن يقمسس فما بلغت رسالته بعهم بلين بجر مجن بولس رسالة تيت كذي جنب مس والله يعصمك من الناس الله سجى أدم لدن أوز سخليت ve şu ayet üçgenden ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanelerden başlarını çıkarıp sahçelerde getiriyorlar indi. Allah'ı sakladıkken bol değil. O şen geçe sebepte türgenler. Ashablar himaye kıyı. Bu biz hikmette ötken derste ayetildi. Yani Allah Ta'ala ya oğuzu bendeni tecerrütke, tecridke çıkardı. Ya şeyh arkali. Ya doğrudan doğru oğuzu işare kılıp. Bu yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın tecridge Allah-u Teala doğrudan doğru hitap bilen, ayet bilen agen. Yani korukçular kurulabdilerdi adamlardan, hücumudan. Bu da şimdi himaye kımıyor koruyorlar. Allah'u sakledi. Allah'u yasimuke minen nes. Allah sizi adamlardan oza esriydi degenden ki bu oldu. Şimdi tecrid haleti götürdüler. O için her kança düşman havf hatarı bulsa hem sakçı alıp yürüme geldiler. Çünkü o kişiye Allah-u Teala şunu kefaletini belgen, ene o kişi himayeleniş mezmunu da tecridde bugünler. Şark şunaslardan bittesi yaşı alımaken, insafiye alımaken şu ayetini işitip, şu ayetini okup örgenin Müslüman bugüneken. Etken eken ki adam yalan yapırışı mümkün. Bırak menfaat için, başka için. Ama canını gerage koyup yalan yapırmaydı. Allah beni sakın etiketörler dedi mi? Demek o şıktap ki o zinşan yaptı. Eğer o özü yekilirken vahiy bulmasından, özüden tokup çıkardıkken narsa bulsaydı
yolg'ondan o'zidan himoyani artmasdi. Demakki u Muhammad alayhisalomga kelayotgan xitob vallohu ya'simuka minan nas o'zidan emas. Rostdan himoyani kimdir olgan. Bo'lmasa joni halokatda turgan odam jonini halokatga qo'yib yolg'on gapirishi mumkin, lekin jonini evaziga emas. Jonini evaziga hech kim gapirmaydi. Demak bu xorijdan bo'lgan xitob bu. Deb iymon keltirgan. Ana shu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo tajriddni kishiga tatbiq qilgan sababdan chiqargan. Boshqa o'rinlar ham bor. Endi undan keyingi hikmatga keldilar. U savobiqul himam la taxriqu aswaral aqdar. Ya'ni peshqadam ildam himmatlar, oliy himmatlar ya'ni qadarning qo'rg'onlarini teshib o'ta olmaydi. Buni nimaga aytayaptilar? Tajrid ahlida himmat bo'ladi, himmat baland bo'ladi. Alloh taolo uni nimaga tajridga olib o'tadi? U qalbidan o'tganini muhayyo qilaveradi. O'shuning uchun sababga murojaat qilishga u odamda ehtiyoj qolmaydi o'zi. O'ylamangki, lekin shu himmat egalari Alloh taolo ularning istaganlarini muhayyo qilayotgan odamlarning istaklari qadardan ham bosib o'tadi. Ular istagan o'zini qadari qazosiga qarshi bo'lsa ham qilib beradi deb o'ylamang. Yo'q. Ularni yoki ularni himmatlari borliqqa ta'sir qiladi deb o'ylamang, borliqda biror bir harakatga yoki biror bir voqeaga yoki biror bir voqeani o'zgartirishga ularning himmatlari ta'sir qiladi qazo va qadardan tashqari ham deb o'ylamang. Yo'q, qazo va qadarning doirasida bo'ladi. Xuddiki u ham himmat ham sabablardan bittasi bo'ladi, faqat zohiriy bo'lmaydi. Botiniy bo'lgani uchun go'yoki himmat sababligi ko'rinmaydi. U ham sabablardan bittasi o'zi. Tajrid ahlida Alloh taologa tashlagani uchun hamma ishini Alloh taolo oson o'nglaydi va qalbidan o'tgan narsasini oson hozir qiladi. O'sha qalbidan o'tgan narsa himmat deyiladi. Bir narsani hosil bo'lishiga insonni ichidan bir istak paydo bo'lsa, quvvatu min bi'asin nafs deydi. Ya'ni bandani ichidan bir narsani hosil bo'lishiga istak quvvati paydo bo'lsa, kuchli istak. O'shani himmat deyiladi. O'sha himmatni Alloh subhanahu va taolo tajrid ahlidan hosil bo'lgan paytda istagan narsasini muhayyo qilib beradi. Shunda o'ylamangki, o'sha himmat Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadarini doirasida tashqari ham amal qiladi deb o'ylamang. Yo'q. Allohning qadari bo'lmagan joyda u himmat ming oliy bo'lsin o'tmaydi. Xuddi duo ham o'tmaganda qa. Payg'ambarning duosi ham o'tmaydi. Rayl Zakvonni haqqiga Rasul akram alayhi salatu vasallam qilgan xiyonatlar uchun bir oy duo ibodat qilganlar. Alloh ijobat qilmagan. Bir oydan keyin balki duo qilishni ham to'xtatirgan. Bo'l la'natlamang degan. Ularni haqqiga qilingan duo ibodatni qabul qilmagan. Abu Jahlga Umayyat ibn Xalafga qilingan duoni ijobat qilgan duo ibodat. Ammo Ri'l bilan Zakvonga qilingan duoni duo ibodatni ijobat qilmagan. Xolisi duoni ham ijobat qilmaydi. Hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan u kishidan ko'ra yaqin, u kishidan ko'ra duosi ijobat maxluq bo'lishi mumkin emas. Shunda duoni ijobat qilmaganda ham himmatni ham Alloh taolo istagan paytda o'tkazadi boshqaga ta'sirini. Istamagan paytda uni o'tkazmaydi. O'shuning uchun bu kishi tajrid va sababni zikr qilganlardan keyin sabablar va tajrid ahlining botiniy istaklari masalan himmatlari bo'lsa, yoki mutasabbibning himmati fe'l bilan qilgan himmati ham bo'ladi. Bo'lsa bular hammasi sabablar bular deydi. Na sabab, na him zohiriy sabab, na botiniy sabab, masalan himmat Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadaridan tashqari narsani borligida vujudga keltira olmaydi deydilar. Endi shuni aytmoqchi bo'lib aytadilar bu gapni. Endi musannif Ibn Ajiba شرحت تدلك ولما كانت همته الفقير المتجرد لا تخطئ في الغالب لقوله عليه السلام ان الله ان لله رجالا لو اقسموا على الله لابرهم في قسمهم ديان قسمين بركان مشهور مثلك لابرهم مشهور في كتاب متن مشهور حديثنا باشقا متنلارده شنده بر кишилер барки сочлари тозиган чанг боскан ўзлари абтода ҳол lekin qasam ichsa Alloh ularni qasamini oqlaydi deganlar. Ya'ni ashoblardan ba'zilarida shu himmat bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqosning masalan duolari ijobat bo'lgan.
qasam ichgin desalar, Allohga qasamki biz g'olibmiz desa, o'z-o'zidan qo'shin g'alaba qozonavergan. O'shalarning haqida aytganlar Rasululloh bu gapni. O'zlarining ashablarından ba'zilarini ichida shundaylar bo'lgan. Bu gapni ma'nosi shuki, Alloh taoloning shunday bir kishilari borki, shunday bir bandalari borki, agar Allohga qasam ichib bir gapni aytsa Alloh nomiga, Alloh o'sha qasamni oqlaydi. Allohga qasamki g'olib bo'lamiz desa, o'sha qasam ichganini hurmatidan uni so'zini sindirmasligi uchun Alloh taolo qasamini oqlab g'alabani bitadi. Hatto janglarda Rasul akram alayhissalotu vasallam ba'zi ashablariga shuni aytganlar. Qasam ichgin deganlar. Qasam ichganda keyin g'alaba qilib ketishgan. Ana shu hadisi sharifga binoan dedilar. Tajarrud ahlining g'oliban himmatlari natija beradi xato qilmasdan. Shunaqa bo'lganini ko'pchilik bilgani uchun bu kishi o'sha himmatlar ham qadardan tashqari emasligini aytib qo'ymoqchi bo'lyaptilar. Hadis sharifda nimaga o'sha soch to'zgan, sizlar e'tibor bermaydigan shu qarovsiz odam yoki chang bosgan bir aftoda hol deb aytganlar, nimaga shunaqa deganlar desa, tajrid ahli ko'pincha shunaqa bo'ladi. Sabablarga bog'lanmaganlari uchun. Alloh bilan band bo'lganidan u tajarrud, u devona bo'lish uchun emas, ajratib olish kerak. U chang bosib yotib soch to'zigani emas uni fazilati. Yo'ki ba'zida bizda haligi bir aqli noqisroq odamni ko'rsa avliyo deb odamlar o'ylab qoladi. Yo'q, u valilik jinnilikka aloqador emas. U lavozimdan emas. Balki gohida o'sha Alloh bilan band bo'lgan kishilar telbanama bo'lib qoladi. Lekin Alloh bilan band bo'lganidan o'ziga qaramaydi. O'sha o'ziga qaramaganidan soch to'zigan avtoda hol bo'lgan bo'ladi, harobatli bo'lib qo'ygan bo'ladi. O'ziga qaramagandan. U qaramaganligini sababi o'shunaqa ko'rinish uchun emas. O'zi o'ziga qarashga oshinmay qolganidan bo'ladi. O'ziga oshinmay qolganining sababi Alloh bilan band bo'lgani bo'ladi. Ana shu kishilarni keyin Alloh subhanahu va taologa bog'liqligi doimiy bo'lgani uchun, u Allohdan boshqa narsaga aloqasi qolmagani uchun ularni qalbidan o'tkizgan narsalarini, istaklarini Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri hosil qilib beradi keyin. Ijobat qilib beradi. Maryam onamizga alayhissalomga mehrobda o'tursa rizq o'zi kelganda qan. Zakariya alayhissalom har safar kirsa yonida taom yemalik yemak bo'lgan bo'ladi. O'sha istagan narsasini o'zi olib kelib beraveradi. Balki istamasidan turib ba'zilarini muhayyo qiladi. U banda Alloh subhanahu va taolo bilan band bo'ladi xolos, boshqa narsa bilan band bo'lmaydi. Alloh taolo unga yetkazib, u Alloh taoloning shunchalik istaganidan Alloh shunga hamma narsani yetkazib turadiki chalg'imasin. Alloh uni o'ziga bog'langanini yaxshi ko'rganidan shunday qiladi. O'sha bandasini Allohga bo'lgan bog'lanishi, shavqi, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tayanchini yaxshi ko'rganidan o'sha holatiga xalal yetmasligi uchun sababga murojaat qilmasdan turib berib turadi. U ham Alloh subhanahu va taolodan boshqaga oshinmaydi. Hadis sharifda kelgan o'sha Allohning shunday bandalari borki, ash'atha aghbara deb kelgan hadisda. Ya'ni soch to'zigan bir aftoda hol odamlar bo'ladi. Allohning nomiga qasam ichsa, Alloh uni qasamini oqlaydi. Mana shu hadisga binoan tajrid ahli o'shunaqa Alloh subhanahu va taoloning nomiga bir narsani qasam ichsa yo bir narsani istasa, Alloh muhayyo qilib qo'ysa, o'ylamangki ularning himmati qazo va qadar yurgizib deb. Yo'q. Qazo va qadar ostida yuradi ularning himmati. Allohga qasamki g'olib bo'lamiz desa g'alaba beradi. Qazodan tashqari emas. Qazoda g'alaba borligi uchun beradi. Faqat uning himmatini sabab qilib qo'yadi. Xohlasa bermay qo'yaveradi o'sha qasamini. Lekin g'oliban bergani uchun, g'oliban, doim emas, 100% emas, g'oliban bergani uchun faham paydo bo'ladiki, Alloh taoloning mulkida ularni tasarrufga quvvati bor ekan degan vaham paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, o'sha vaham bo'lmasin deyaptilar. Allohning mulkida undan boshqa tasarrufi yo'q. Qola shayxuna walillahi rijalun idahtammu bishay'i kana biiznillah. Shayximiz aytardilarki, Alloh subhanahu va taoloning shunday bir bandalari borki, agar bir narsaga ehtimom bir narsani bo'lishini istasa, Allohning izni bilan o'sha narsa amalga oshadi. Yana Rasul akram alayhi salatu vasallamni
Bir sözlere ham bar ki ittaku firasetel mu'min fe innehu yanzuru bi nurillah. Mu'minni firasetiden yani idraki Allah'ın nuru bilen bir nesini görüşü. Firasetiden korkun ki çünkü o Allah'ın nuru bilen karaydı degenler. O şey nur bilen karaşı da mesela elbette biz galip olamız deyip etişim mümkün. O adam etken için buldu deyip oylamıyor. Abdülmeris Kazdamlı'dan German bilen Orus uruşken peyti de Nemisler Leningrad'a yakınlaşıp koyuyor. 40 kilometre öteye kısa mesafe koyuyor. Ve Stalin'den tehlikeye düşüp koyuyor. Bütün hükümet tehlikeye düşken o şey mes Orus devleti, Orus'un hükümeti. Belşehir'le hükümet. Şimdi elbette biz diyarlarca hem onun tasarı bugün. Şimdi Abdülmeris Kazdamlı'nı aldıya gelip oturup bazılar gapten gap çıkıp şimdi emisi yakınlaşıp kaptı, kamal kıp koyuptı, yut varar mı ki? Değişkenek. Orasını perselep taşar mı ki? Basıp koyar mı ki? İşte Kazdamlı başını kuyu egenek elde. Kuyu egeyip oturup pes oturup durup başını kurtarıp yengamed degenek elde. Alkaya kaytad degenek. Ki hakikaten şuna koygenek. Gapte arası da etkenek eller ki bu Orus özü kapuru, askerlerinin arasında Müslümanlar var, aralarında hafız Kur'anlar var. İngamı edildi yani. Hakikaten ki o şu kayıtken, bana şu firasetten. Allah'ın kaderden taşkariye çıkmıyordu lakin. Allah'ın kazasından taşkariye çıkmıyordu. Yani ismi kim kaldı, Adımarış Kazdamlı'nı biz emmemiz ayet vererdiler, dedem emmez. Emmeye deyirdik biz. Valiyehan emmeye. O şey kişi biz yavaş peytimizde kurganımız, karıp koyan peytilerini. Aytardılar ki Abdülmeris Kazdamlı'nın bir neçen mette özü baskın bugün, kamal gen, iki mette altı gühküm bugün. Allah nazar verip çıkıp kola vurgen. Kayıtıp, şu sert inçip kalıp, ülereye gelip, şükür maçıda aldı, ülerede yaşayken peytilerde ama yine baskın bugün kendi. Baskın bulup, o şey ülereye bastırıp girişken de saldırdılar. Kazdamlı üyde geldiler. Havluda çıkıptılar da, havluda bir ingiçke köçet barak. Köçetin arkasına şunu da türüptüler de, bir duanı okuyana geldiler. Emmeyim ayetlediler ki, biz körüp türüp biz dedemi dedi. Peki saldırdılar, aylanıp aylanıp körmesinden çıkıp gitti diye. O şey bir, Kazdamlı bağır bastı, yedik adam bugün. Buru 90, cüssesi öte katta adam bugün. Küçükler navdan arkasına türüvarlar da türüptüler biz körüp türüp biz yedi. Harap türüp biz yedi. Yanında atrafında otuştu. Körüşmedi çıkıp geçti sallardılar. Yani biz dedi o ammaya dedesine dede ne kıldıyız? Körüşmedi siz biz gördük. Deyse falan duanı okudum diye bir duanı etken ekerler. Biz gayet veren mesleler o deyken. Dua okuyan ekerler. Bunu köpürak okuşuna okulları Absalom akam köp ediyorlardı bize. İcabet duasını okudum deyip koyarkenler mi? İstecip duasını okudum mu deyip koyarkenler. Lekin hepsi dualarını bilmeydi. O şey hem şey Allah subhanahu ve ta'ala o şey himmet ahlige birgen bir kerametlerden bunu. Zikir dokuydu, zikir sebep bu arada halas. O manevi sebep, himmet ki o şey. Lekin o şey körmeye kalışı, apçık etmeye, apçık etmemesi deki o kişinin kazadan kutkargen yok. Aynı kaza o şey o gün. Aynı kazanın tatbiki bugün. Kazadan kutkargenmez. Şunca tepkiler ki mütecerrit sufilerinin himmeti adette hata kımagenu için daim istegen nersesini Allah muhayya kıyanu için hadis-i şerifke binaen ve eberrahum hadisiye binaen Şeyh haşiye şeyhu en yetevehheme ahadun ennel himmete tehriku sural kader. Şunca bugünden ki şeyh yani sekenderi korku yaptılar ki birer kişi o şu uluk kişilerinin, mütecerriyetlerinin himmeti kaderini bir buza aladı, kader divarını buzup ota aladı deyip oylayıp kalışlardan korktular. Ve tef'alu mâ lem yuciz bihi el kadâ'u vel kader farafa'a zâlike bi kavli. Kaza ve kaderde caizmez deyip ayetilgenler sana göğen ki o becer edigen. Himmet kaza ve kaderde karşı bir iş kıladigen kıla aladigen deyip oladigan narsa deb gumon qilib qolinishi xavfi borligi uchun tajrid haqidagi hikmatni orqasidan savobiqul himam degan so'zni aytdilar. Ya'ni o'sha ildam, ya'ni
oliy himmatlar qadarlarning qurg'onlarini buza olmaydi, tesha olmaydi. Endi bu kishi sharhlayaptilar. Qultu as-sawabiqu jam'u sabiqatin wa hiya al-mutaqaddima والهمم جمع همة والهمة قوة انبعاث القلب انبعاث النفس امدلد في طلب الشيء والاهتمام به سوابق الهمم دي سوابق سوز سابقة سوزنين جمع سوابق الهمم صفة موصوفني إضافة سديلد الهمم السوابق دي مقش سابقة متقدمة دي جانا دي مقش يعني إلدام ألدد دي مقش بو ألدد لغة متقدم لغة پيش لغة زمان جهات دمس قوات جهات دم himmatni sabaqa degani bir narsani bir narsadan o'zishini aytadida. O'zgan himmatlar deganda sen o'ylamaginki zamon nuqtai nazaridan oldin kelgan. Zamon nuqtai nazaridan o'zgan deb o'ylamagin, yo'q. Quvvat jihatidan ildam bo'lgan himmatlar, ya'ni oliy himmat. Savobikni ma'nosi shu himam himmatni ko'pligi. Himmat nima degani desa qalbning yoki nafsning bir narsani talabida, bir narsaga ehtimom, e'tibor berishda nafsning, insonning ichki olamining qo'zg'alishini himmat deyiladi. Bir narsani bajarishga qo'zg'alishni, ichki qo'zg'alishni himmat deyiladi. Ba'zi bir sufiylarda bir gap bor. Pirim himmat qilsinlar deb qo'yadi. Yaqinda mendan ham so'rashdi. Pirimiz himmat qilsin deydi. Nima degani u? Desa u bir narsa qilib qo'ysin, bir g'aybiy quvvat degani emas. Pirim himmat qiling deganda ular nima nazarda tutishadi asli to'g'ri ma'nosi shuki, masalan siz bolani o'qityapsiz, bir bolani yoki o'zingiz farzandingizni o'qityapsiz, shu bolam bo'lsa-yu degan ichingizda istak bor-ku, o'sha himmatda o'sha ustozdan shogirdga shu istak paydo bo'lsa bola oson qori bo'ladi. O'zimizda ko'p tajribada o'tgan, qaysi ustoz shogirdga nazar solib o'shinga ehtimom berib mana shu bola bo'lib qolsin deb qalbidan istasa o'sha bolani o'qish yurib ketadi. Qaysi bir shogirddan ustozni ko'yini qolsa o'shini o'qish yurmaydi. O'sha qalbidan istashligini talibni yoki bir kishini bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi yoki biror narsa unda sodir bo'lishini ichidan istashi himmat deyiladi. Pirim himmat qilsin degani ya'ni tahsir mana solih bo'lishimni siz ham qalbingizdan istab bering degani. Tilingizda duo qilib qo'yish emas, qalbingizdan, ruhingizdan shunga bir istak bildiring. Buni ko'pincha biz farzandga nisbatan bilamiz. Ota ona farzandi bir narsa bo'lsin deb jon jahdi bilan bir istaydi. O'sha jon jahdi bilan yuragidan istagani shu himmat bo'ladi. O'sha himmat ko'pincha bolani salohiyatiga sabab bo'ladi. Ko'pincha olimlarni onalari shunday himmat ko'rsatgan. Bunga ko'p misollar keltiriladi. Onaning himmati. Onani o'sha farzandini hatto masalan sut berishda ham boshqa holatlarda ham taomlantirishda ham shu bolam salohiyatli bo'lsin deb istab ichidan shuni tilashi o'sha himmat bo'ladi. Bir kishiga aytilsaki falonchi bolasini betahorat emizmagan ekan, bolasi solih bo'libdi deydi, keyin siz borib xotiningizga sen ham betahorat emizma deysiz, desangiz u aytadiki ha endi tahorat bilan emizsa ham tahorat bilan emizmasa ham xudo aytgani bo'ladida, desa keyin siz majburlasangiz ho'p mayli bo'pti hop torat qilayinmi deb torat qilib kelib emizsa ta'siri bo'lmaydi. U oldingi ayolini bolasini tahorat bilan emizgani bolasini salohiyatiga yoki qobiliyatiga sabab bo'lgani bet qo'lini yuvganida emas, bet qo'lini yuvishga tahoratga olib kelgan himmatida. O'sha uchun ayolda o'sha himmat bo'lmasa siz torat qildirsangiz ham o'z natija bo'lmaydi. Cho'miltirsangiz ham har emizishdan oldin bir cho'miltirib olsangiz ham unda hali himmat yo'qmi qalbida, bolada uni ta'siri bo'lmaydi. Bu o'sha himmat mana shunaqa o'rinlarda ta'sir qiladi. Shuncha aytibdilarki, himmat nafsning ichki olamning qo'zg'alishidir. Fa in kana zalika al-amru rafi'an ka ma'rifati Allah va talab ridohu summiyat himmatan 'aliyah va in kana amran khasisan ka talab ad-dunya va hududiha summiyat himmatan daniyya. Agar o'sha himmat inson istayotgan ichidan istayotgan o'sha himmat qo'zg'alayotgan quvvat agar Alloh subhanahu va taoloni tanish, Allohning roziligini istash kabi oliy maqom ishlardan bo'lsa, bu oliy himmat deyiladi. Agar dunyo lazzatlariga erishish, dunyoni topish, uni bir mazasiga erishish uchun intilish bo'lsa, ichki intilish, uni tuban himmat deyiladi.
Ali himmet değil mi? Dediler. Ve sevabikul himem min idafetil mevsufi ila sıfe yukarıda etkenimiz. Ey himmemus sevabik la tehriku esvaral akdar. Ey izah ihtemmel arifu evil murid bi şeyin ve kavyet himmetuhu bizalik fe innallaha ta'ala yukavvinu zalike bi kudretihi fi sa'atin vahide hatta yekune emruhu bi emrillahi ta'ala. Yani murid, yani ki arif kişi birer nersege himmet kılsa kalbiden istese o şey nersene. Himmeti şunge küçülense Allah subhanehu ve ta'ala bir lehzeni uzide o şey nersene uz kudreti bilen onge payda kılı bilen. Ta inki onun işi Allah'ın işi bilen bulsun. Ve kâne şeyhu şeyhine Mevlâya'l Arabi radıyallahu anhu yekûl المريد الصادق إذا كان فانيا في الاسم مهما اهتم بالشيء كان وإن كان فانيا في الذات تكون الشيء الذي يحتاجه قبل أن يهتم به أو كلام هذا معنى وهو صحيح شيخ مزنين شيخ ديابلر شيخ مزدقان ده علي بن عبد الرحمن عمراني نأتي ديابلر أستاذنا أستاذ علي بن عبد الرحمن عمراني وسنة دوت كان Şeyhimizi Şeyh-i Arabi degende Muhammed ibn Abdullah Arabi'ni atıyordular. Muhammed ibn Abdullah Arabi atarkenler ki hakiki sadık murid eğer isimde fani bugün olsa bir işke bir nersege himmet kılsa o şey nerse bulu. Eğer zatta fani bugün olsa ki onda o muhtaç bugün nerse o hale o şey nersege himmet kılmayı türüp hasıl bulu. Böyle fana istilahını işletiyorlar. Fanilik birkaç derece bulundu. Birinci derecesi yaman ahlaklardan tazeleniş. Kim bakilik bulundu, yakış ahlaklarını kaldırış ve tikleş. Yine fanilik bulundu, sebeplerden üzülüş, tecrid değildi. Bakilik Allah'ın kudreti bilen konuştuk bulundu. Yine fanilik bulundu, Allah'ın fiilleri de fani değildi. O ne dediğinde ise Allah'dan başka dünyada birer bir hareket sadır kuluğu için neresi yokluğunu kalben idrak etken bunu. O itikad dahmada var. Lekin o adam mı kalbi de bunlar ise şimdi oynayışken bunu dedi ki o müşahede kıl edin şunu. Kalben köle. Allah subhanehu ve ta'ala bismillahirrahmanirrahim diyemiz. Allah mihribandır diyemiz. Bu akide bu. Bu haberde agamız bunu. Errahman, Errahim'in haberini İçtik Kur'an'dan. Allah ki rahimlidir degen hulasana alıyor bize. Bu ilim buladı. Ama şuhud bu meydi. Bu ilim değildi. Biz haberde alıyoruz Allah'ın rahmanlığını. Lekin kalbizden şunu kıskılıp vakıyda şunu kalbizden körü alırsız ki. O şunu şuhud değildi. Müşahede değildi. La fa'ile illallah Allah'dan başka hiçbir fiilini sadır kuruçu yok degen itikad biz hamamızda var o. Haberden, şuhuddenmez. Şuhudden bugün de fani fi efalillah deyişed. O Allah'ın sıfatları da fani buluş var. İsimleri de fani buluş var. Zatı da fani buluş var. Bu yedir o şey isimde fani buluş ne diyet? İsimde fani buluş, o şey sıfatta fani buluş gibi. Yani varlıktaki hemen sadır böyle etken, onun bütün varlığını yaratılışı ve ondaki hemen tasarruflar Allah subhanehu ve ta'ala'nın isim ve sıfatlarının tecellisi hesaplanır. Tecellisi yani inikası. İnikası yani tatbiki hesaplanır. Siz doğuldunuz, halıklığı inikası etti. Siz de. Rızk beri yaptı, razzaklığı inikası etti. Canizu Ali yaptı, mumit ekeni inikası etti. Siz de. Bana şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bütün varlığındaki tasarrufu şu esnada buladı. Yuhşil leyle nehar. Yukavvirul leyle alen nehar ve yukavvirul nehar alen tümbülen künne el meşteret dedi. Siz biz gözümüzde ne oladı? Yer eylengen ucun kuyaş körünüp körünmet oladı. Dedi şunu eylentirirkenini biz müşahede kılamız zahirde ama şu eylentir ucu Allah degen itikad haberden mi ya şuhudden mi? Bizde haberde. Allah eylentir yaptı, Allah özgertir yaptı diyen sözlerin, ayetlerini okup şu iman bilen Allah gününü çıkarıp tünnü keltir yaptı diye bilemez. Doğru mu? Ama kalp bile müşahede kılamaz mı şunu?
yakini. Köpünce yok. O şunu kırarsa kişi, demek o kişi bütün varlıktaki hama tasarruflarını Allah subhanahu ve ta'ala'nın isim ve sıfatlarının tecellisi tatbiki ekenini köredi. Bunu kalp bilen köre algan kişi hama hatta hareketi köre aladı. Her bir vakiyede köre aladı. Her bir sadır böyle etken zerrede köre aladı. Köre alsa şu kişi isimde fani boladı. Kimi ki isimde fani bosa Allah Ta'ala unge bir nersani himmeti tuğulsa Allah için yarat bilir. Zatı da fani bosa ki o zatı da fani bogeni Allah Subhanehu ve Ta'ala'da zatını mülahazasından başka nersse kamagen boladı onu. O bende de Allah Subhanehu ve Ta'ala hali bir nersani istemeyi türüp keleyli nersesini uzip verip tuğulur yarat. Hemen nersesini. Damla Hindistani'nin hikayeleri vardı Mulla Fakir'de. Hakkıda. Ustazımız kazdamına bir üzüm yegisi yap kaldı. O peyitlerde, kışlarda üzüm saklanmarken az gidik. Üzüm yegisi yap kaldı. Mulla Fakir üstüne teşkereye çıktı da. Gır etip kayıp gördük. Orada bir baş üzüm bile. Halbuki üzüm pişiriyen peyitimiz. Bari pazardan üzüm yap kerezgen vaktim ötkeni yok. Mulla Fakir çıktı, kayıp gördü. Bir baş üzümü götürüp gördü. Ustaz yani. Damla Hindistan'ın gözü bile körü gelinlet bilgi. Bana şu himmet. O şu kişi ustazıge üzüm keltirişini kalbiden isteyen Allah'a yarat bilgi. Hubeyb raziyallahu anh'u birinci esirge düşkenlerden ve birinci bulup katıl aldıdan iki rekat namaz okuşunu cari kılgen, sünnet kılgen sahabi kiram. Mekke mükerremede o şu müşriklerin koluda esir turgen peyitlerinde konuda meyve gördüm, Mekke'de yok oda o meyve diyen. Güne gelsin. Bana bu, o şey o kişi istegen narsanı, çünkü o asırda aç koyuşken de ular. İstegen narsanı Allah Ta'ala etkisi koyuyorlar. Bana şu, bu keramet bulur. Bu, o şey himmetini, o şey bendenin himmetini Allah Ta'ala inabat, kalbinden otkenini inabat ki ageni bulur. Demek isimde fani olsa, himmeti kuzgalgen payitte bireydi. Eğer zatta fani olsa, Allah Subhanehu ve Teala'nın zatını mülahazasından başka narsa kamagen bulsa, kalbidir. O kişi hali himmeti tuğulmayı türüp, Allah Teala onge kereyi narsanı muhayyakı beledi diyene keller, Muhammed ibn Abdullah Arabi. Bu kişi etler ki, ve huve sahih, meşgab tuğulgab. İbn-i Acibeham şu gapını tasdikle koyuyordular. وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى عبدي أن الله الذي أقول للشيء كن فيكون فأطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون خبرlerden birde keledi ki Allah subhanahu wa ta'ala aytarken ey bendem men şunday bir Allah men ki şunday bir zat men ki bir narsaga bol desem boladi sen menga itoat qil seni ham bir narsaga bol desing boladigan qilib qo'yaman degan haber ki yani ki. Bu ham kazala kadardı zimnide boladı. O öyle miyim Allah'a şeydi yok kalem dedim. Yok. Allah Ta'ala onun isteğini hem o ziyaret edildi. Benden ikramı için isteğen meselesini kıbir edildi. Ve fil hadithi sahihi aydan fe izâ ahbabtuhu kuntu lehu sem'an ve basaran ve yeden müeyyede müeyyide in se'eleni a'taytuhu. El hadith. Bu hadis 40 nevabideki hadis. Hadis-i şeriften köp işitkenmiz. Ma taqarraba ilayya abdi bi şeyin ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayh deyip kelede. Men ada li waliyan başı. Men ada li waliyan faqad azantuhu bil harb deyip kelip başlangan hadiste. Ve la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Benden menge nafiller bilen yakınlaşıp bar kelebered. Hatta ahbabtuhu. Tayin ki onu yahşkör kolama. فإذا أحببته قاشن كون يحشكر سم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كولا ديان كوزة إشتا ديان قلاغة وشي ديان قولة تيولا ديان آياغة قلمة فإذا سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه من برنسان سورة سألبت برمان bir nesleden panah sorusu elbette panahım gönlümün. Şu yerde
Biz o hadisi şarkıda, 40. şarkıda etkenmiz. Köredigen közü, işitadigen kulağı olup kalaman digen gapni. Fe izâ ahbabtuhu. Ve la yezâlu yeteqarrabu ileyye bin nevâfil tepede. Kigen. Tepesige bağlasanız. Kuntu sem'ahu lezî işitadigen kulağı, köredigen közü bulaman digeni. Meni emrim ve meni istegimden başka nerseni becermeydigen bu kaladı onu azaları. Diga manosqa tepiga bog'lasiz. Pastga bog'lasiz. Fa in sa'alani la utiyannaka bog'lasiz. Unda uni qo'li oyog'i yo'l ko'zi quloqidan sodir bo'ladigan narsalarni men o'zim to'g'ridan to'g'ri tasarrufimga olaman. U ushasa go'yanki men ushagan bo'laman. G'aybimdan unga quvvat beraman degani bo'ladi. O'sha a'zolarining amalida men quvvat beraman degani bo'ladi. Bu kişi o şey ikinci mananı alıyordular. Peske bağlayış. Yani hadis-i şerifte kirliyken bu mana yani ben yaş görsem köre diyen közü şey diyen kulu kulemen diyebdi mi? Allah subhanahu ta'ala o diyen bendemden sadır böyle diyenler seni bir vasıta kudretim bilen özüm gaybi kudretim bilen hasıl kılıp birime. Kımakçı bu genler seni. Diyen hadis hem var. Bu hadis hem o şey Ali Himmet'in mevcut ligiye delalet kılad demokçular. Yani la yestakillu demokçu. Yani o şey benden himmeti Allah'ın kudretinden müstakil bir kudret kaylanı koymayın. O Allah subhanahu ve ta'ala'nın kaza ve kaderi ihata kılgen, cari kılgen nerseden başka nerse hasılan bulmayın. Ve in fe himmetul arifi tetevecehu li şey'i fe in vecedetil kada'a sebeqa bih. كان ذلك بإذن الله وإن وجدت سور القدر مضروبا عليه لا تخرقه بل تتأدب معه وترجع لوصفها وهي العبودية وترجع لوصفها وهي العبودية فلا تتأسف ولا تحزن بل ربما تفرح لرجوعها لمحلها وتحققها بوصفها إن عرفنا همة bir narsaga yuzlanadi. Mana shu narsani bo'lishini istaydi. Agar qazo va qadar Alloh subhanahu va taoloning sobiq ilmida, qazosida shu narsa hosil bo'lishi bitilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. U istagan himmat qilgan narsa. Qazoni qazo va qadarda o'sha narsa yozilganini bilsa, himmat shuni topsa, albatta o'sha narsa bo'ladi. Endi agar himmat uni topsa, qarasaki qazo va qadarning devorlari to'silgan bo'lsa unga qarata. U nima qiladi? Teshib o'tolmaydi o'sha himmat. Qazo va qadarni. Allohning qazoda o'zgarmagan narsasidan boshqasi bo'lmaydi. Palonchi yaxshi bo'lsin deb istaydi, yaxshi bo'lmaydi. Palonchi olim bo'lsin deb istaydi, olim bo'lmaydi. Palonchi shifo topsin deb istaydi, shifo topmaydi. Qazoda bo'lmagan bo'lsa. Ana shu paytda u nima qiladi? O'sha qazoga qarshi himmat yana harakatlanmaydi. Belki Allah'ın kazasında yok iken deyip çekin et. Bel teteeddeb ma'u. Kaza ve kadarını aldı da özünün adabını saklaydı. Ve terci'u li vasfihâ. Özünü vasfiye, aslı vasfiye kaytadı. Aslı vasfiye neydi? Ubudiyet, bendelik idi. Bende seyyidge, halıkka nispeten birer nesasında dahil kılalmaydı. Özünü vasfiye kaytadı. Binaenaleyh, felâ teteessef. Afsuslanmaydı etken o istegen o meganiye. Mahzun bo'lmaydi, g'amgin bo'lmaydi. Balki vaqti kelsa xursand bo'ladi. Nimaga desa, o'zining o'rnini, bandalik o'rnini qaytadan topgani uchun. His qilgani uchun. Bandalikdan chiqqani yo'q, lekin qaytadan his qilgani uchun, ozizligini his qilgani uchun, mahkumligini his qilgani uchun Robbini oldida xursand bo'ladi balki. Imom Rabboniy aytganlarki, ustozlarga yozgan maktublaridan birida "Men tavajjuh bilan kishilarni davolayapman" deganlar. O'sha nima? Bir adam bir bemarın yaxshi bo'lishini qalbidan istash. O'sha yaxshi bo'lib qoladi. Ruhiy quvvat bilan ta'sir o'tkazadi shu. Tavajjuh qilib davolayapman, lekin u bandaga Allohning rizosi shifosidami, davosidami yoki dardidami bilib olib turib, shuni bilsamgina tavajjuh qilayimmi? Yoki bilmasdan ham tavajjuh qilsam durustmi?
deb so'rab savol yozganlar. Ustozning javobini o'qiganmasman, lekin shu savolni bizga mahalli shohid, ya'ni bizga kerak bo'lgan o'rni tavajjuh bilan davolayapman deganlar. Buni aksi bizda ko'z tayishiga o'xshaydi. Ko'z tayishi ruhiy quvvatdan bo'ladi. Bir odamda ko'z tayishi hammada bor. Hatto boshqa din vakillarida ham bu narsada tajribada o'tgan. O voqeada o'zimiz ko'ramiz, bir odam birovga ko'z tegadi. Shayx Tohir Bashiy bor edilar, Alloh rahmat qilsin. Ko'zlari ko'rdi shu kishini. Shu kishini ko'rib bo'lishiga sabab yoshligida juda ko'zi chiroyli bo'lgan ekan. Qo'shni ayol o'ylab yursa, yosh bola, qo'shni ayol va ko'zlaring nimcha chiroyli deb bir qushoqlagan ekan. Uyga kirgandan keyin ko'zi ko'rmaslikni boshlagan. Keyin onalari tabibga olib borgan, doktorga olib borgan, o'qigan, o'qigan. Bir necha kunda mutlaqo ko'rmaydigan bo'lgan. Ko'zlarim nima qarasiz, o'sha tashqaridan ham bilinardi ko'rlik. Ochiq ko'r edi. Ko'zlari amoyid. Yaqinda o'tdilar, Alloh rahmat qilsin, 2 yilcha bo'ldi. O'zbekistonga ham olib borganmiz. Shu kishining ko'zi go'dakligida soppa-sog' bo'lgan. Bir ayolni ko'zlari nimcha chiroyli deb ushaganidan ko'zlari ko'rmaydigan holga kelgan. Va hadislarda ham kelgan al-aynu haqqun. Ko'z haqdir. Yana bir hadislarda ko'z insonni qabrga tuyani qozonga tushiradi deganlar. O'sha ko'z nima u? Xuddi oli himmat ijobiy narsani istagandaqa o'sha ruhdagi, nafsdagi quvvat yomonlikni istagan bo'ladi. O'sha ta'sir qiladi. Ko'z tegishi ayni himmatdan shu. Faqat salbiy himmat. Sehrgar ham dam solib bir narsaga tugib birovni o'qisa, o'sha ruhiyatidagi nopok niyat quvvati kuchliligidan ta'sir qiladi boshqaga. Yo jin bilan ta'sir qiladi, yo ruhiy quvvati bilan ta'sir qiladi. U ham bu ham va min shaddi nafasati fil uqad deganda shuni aytilgan. Tugunlarga dam soluvchilar. Va min shaddi hasidin iza hasad. Hasadgo'yni hasadidan panoh so'rayman. Nimaga panoh so'rayapsiz? O'shunda bir yomonlik bor. O'shanda bir ta'sir bor ya'ni. Ta'sir aslida Allohdan, lekin o'shunga o'sha vasila unga. Nimaga hasadgo'yni hasadidan yomonligidan panoh so'raymiz? Qur'on Karim ta'lim beradi. Chunki unda o'sha yomonlik bor. Hasadgo'y nima qilib yomonlik qiladi? Qo'li bilan yomonlik qilishi ham mumkin kelib, urib, o'ldirib boshqa qilib. Lekin ruhi bilan ta'sir qilishi bor. Asosiy narsa shu bu yerdan iroda qilingan narsa. Hasadgo'yni hasadidan. Nafasati fil uqada muddi shu. Mana shu salbiy ta'sir himmatdagi. Shular ham qazo va qadardan chiqmaydi aytmoqchilar. Qazo va qadardan chiqmaydi. Alloh bitmasa ko'z tegmaydi. Alloh taolo qazo va qadarda sizga kasal o'lishni bitgan bo'lsagina uni ko'z tegadi, bo'lmasa tegmaydi. Va hokazo. Endi ana shu bu kishi aytadilarki, orifning himmati qazoni ko'rganda unga to'siq turganini yana intilmaydi, balki chekinadi. Imom Rabboniyni himmatlari davolagan xuddiki hasadchini himmati kasal qilgani kabi. Salbiy himmat. Va qad kana shayxu shuyuxina sayyidi Ali, yuqoridagi Ali ibn Abdurrahmon Umroni va Hasani radhiyallohu anhu yaqul: نحن إذا قلنا شيئا فخرج فرحنا مرة واحدة وإذا لم يخرج فرحنا 10 مرات وذلك لتحققه بمعرفة الله تعالى. علي بن عبد الرحمن يتركلر كي اگر biz bir narsani istasak, bir narsani bo'lsin desek, bo'lsa, bir gapni aytsak, shu narsa bo'lsa, bir marta xursand bo'lamiz. Agar bir narsani aytsak, u bo'lmasa, 10 marta xursand bo'lamiz deb aytgandi. Nimaga shunday deganlar desa, bu kishi izohlayaptilarki, Ibn Ajiba, bu kishi Allohni haqiqiy taniganini ma'rifati kuchliligidan bu gapni aytgan. Chunki o'sha paytda Alloh subhanahu va taoloning qahhorligi o'zining bandaligini yana bir bor his qiladi. Wa huval qahiru fawqa ibadihi. Qila li ba'dihim, bimada arafta robbak? Ariflardan biriga aytishdiki, Robbingni nima bilan taniding, Robbingni? Aytdiki, bi naqdil azaim, azimat va himmatlarni sinishidan tanidim. Bir narsani istayman, o'sha narsa bo'lmaydi. Bir narsani xohlayman, o'sha narsa amalga oshmaydi. Shundan bandaligimni his qilib,
Rabbimin kudretini his kılıp Rabbimi şuna kılıp tanıgın mı? وقد يحصل هذا التأثير للهمة القوية وإن كان صاحبها ناقصا كما يقع للعاين والساحر عن خبثهما أو لخاصية جعلها الله فيهما إذا نظرا لشيء بقصد إن فعل ذلك بإذن الله وهذا كله أيضا لا يخرق أسوار الأقدار بل لا يكون إلا ما أراد الواحد القهار. Aytadılar ki İbn-i Acibe, gâhıda bu küçülük himmettege tesir, agerçi o şey himmetinin egesi kamillerdenmez, nakıs adam bosayam, sadır buluşu mümkün. Huttu ki közlü adamın közü tekkeni kebi, ya ki sihirgerini tesiri kebi. Ulardaki napak bir, yani selbi kuvvetten, yayın ki ulargi Allah-u Teala koyan bir hususiyetten ki, eğer bir narsaga bir yomonlikni istab qasd qilib qarasa, o'sha narsada uning asari zohir bo'ladi. Allohning izni bilan albatta, bularning hammasi ham qadarning qurollarini buzib o'ta olmaydi, teshib o'ta olmaydi. Balki Alloh subhanahu va taolo vohidul qahhor yagona va qahhor, ya'ni hukmron bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zini istaganidan boshqa narsa bo'lmaydi. İkide aynı oturgen eken, kuvaliler. İkilesi hem közlü eken, birbirini bilerken, tanırken. Böyle ikincisi geldi ki, oturuşsa, bu bugün vakıya şu. O şu, közlüğünü aynı saat birgen menge, kuvalik. Oturgen eken, derlede, uzada bir pada koyunu görüşüptü. Körüp, kırda keti yaptı. Yani kırmazdı mı? Dalanın tepeliği de keti yaptı. Bunlar dalanın etekinde oturuştu. Adırının etekinde oturuştu. Adırının tepesi de bir gele koy. Adırının etekinde bunlar. Bir ikincisi geldi ki ağayını bir de koy diktirmesen mi? Dedi. Dese o kara bir de semizliğe kara gelirken düşmedi. Okşamadı dedi. Degenirken ki bu kara gelirken ağrım çıktı. Yuvarlap çıktı dedi. Aldığımız geldi. Daha pişavarga alıp soyuşup ergenin ki bir iki gün ziyafat kılışıptı. Hali koyunu yıkıtken aradan bir hafta onun kimi kançayım otup ayağını kaynatasındaki alıp borsa mihman kılıp alıp bana diye kıyıyorlar gelinle. Kaynatası gelipten gelip çıkıp ayet kapıydı. Bir de koyum yukarı kaldı falan günü demiş. kaynatanı gelesiyken o. Kaynatanı korasıydıken o. Hali koyuyla kaynatanı yıkıyken de şimdi de koyuyordum deyip aytarmıştı. O şey iş közden şu. O sadır buladı, köp buladı bunlarsa. Bana şu kuvvet bu. Bu selbi kuvvet. O şey selbi kuvvetini belgen, bıçakka kesiş kuvvetini belgeni kebi bu. O dinersin. Bıçakka kesiş kuvvetini belgeni kebi. Bıçak ham bir madde. Fakat kesif. Yani zıç madde. Ruh ham özgereşe maddesi var. Yani mücerred manalardan değilsem, lakin ruh hem madde beraber, fakat latif. Onda hem özgürlükte kuvvet var, belki nurda bugün gibi katta kuvvet var onda. O salbi işleşi hem mümkün. Ve icabi kuvvet ki hem işleşi mümkün. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ashablardan birileri cüde kirişken, cüde çıraylı kişiyken. Köklekleri, king, cesedi cüde çıraylıyken. Ashab-ı kiramlar bir sefer delilerde, gazat delilerde hali kişi o şey tanesinin tepe kısmı yalangaç yürgen eken o şeyde yürgen sahabalardan bittileri cüde kelişken çırali insan eken ha bu dedi. Kim bilmehal Ali adam kesel olup yatıp kaldın dedi. Bir hoş olup. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam bunu kösteyken dediler de diyor ki bu da esnaştı Ali falancı yapıyordu bunu diyor işte. Ab geliyorlar dediler. O şey adamı taharat kıldırdılar da ki o iştaharatı su bulan haliki adam yudular. Yudular ki haliki kişi köstekken kişi ayakta turdu. Rukiye ve hakazalar o şey uyan sebep. Bir sebebin ikinci sebep bilen kaytarış muallazelerden bu olan. O kişi hasat kımagen bu sekerin. Bir hastan etken bir hastan hem teker. Köpün çoğuzu yaş balığı ata ananı közü teker. Çünkü ata ananı ota hem bir uzunu balası uzuye közüge çıralı korunu geçse o'shandan ham tegadi. Faqat hasad yomon niyatdan emas, hatto yaxshi niyatdan ham tegib qolishi mumkin. Ko'p maqtansa.
O'zimiz buni tajribada ko'p ko'rganmiz. Alloh subhanahu va taolo ana shu sehrgarlar haqida aytadiki, "Va ma hum bidorrin bihi min ahadin illa bi'iznillah." Ular biror kishiga o'sha sehr bilan Allohning izni bilangina zarar yetkazishlari mumkin. Bo'lmasa yetkaza olmaydilar. Er bilan xotinning o'rtasini ajratishadi. Birovni kasal qiladi, birovni boshqa qiladi, lekin Allohning izni bilan bo'ladi. Allohning iznisiz bo'lmaydi o'sha sehrgarning ta'siri. Yana aytadiki, "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadr." Biz har bir narsani qadar bilan yaratganmiz. Qadar bilan yaratar ekan, demak, o'sha himmatni ham qadar bilan yaratgan. Himmatni ta'siri ham qadardan. O'sha sehrgarni sehrining yoki ko'zi ko'zli odamning ko'zining ta'siri ham qadardan, uni ham o'zi qadar bilan yaratgan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ deydi yani ayet kelimesi. Yani siz o himmetini özü bir nesane becerip aradı demeyin. Allah ayet dedi ki Allah istegen nesane yine isteyesiler. O şey arifinin himmeti bir nesane istegen peyti de Allah'ın istegiden hep çıkardı. Allah Teala istemezse o şunu ister miydi? Belki isteyken miydi? Özümüzde hem öyleydi. Mesela bugün koşunumu körüp çıkmak şeydim. İsme çıkmak diyemiz. Adı dinlersin. Körüp çıkmakçı şu istek hem isten çıkıp kalan da. Çıkıp geleyin deyişem isten çıkıp kalan. Demek Allah Ta'ala o şeyini isten çıkarmasa sizge o şeyini isteşinizge imkan birse gene isteyiz. Allah istekenini gene isteyiz degen ne degeni? O hani siz cebirdesiz degenimez. Belki isteşinizi isteşiniz Allah'ın istekeden teşkar edemez. Sizi ihtiyarınız ihtiyarlısınız. Ama ihtiyarınız Allah'ın ihtiyarının içi de. Ondan taşkarmaz. Allah ahlası ihtiyarını alıp koyardı. Siz de ihtiyarlık koyanın için ihtiyar kılıyor diye. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem kullu şeyin bi kadâin ve kadar hatta el-aczu vel-keysu eyin neşâtu lil-fi'l. Her bir nesne kaza ve kadar bilen buladı. Hatta acizlik ve keys de topkırlık, danalık neham etledi. Bu yerde bir işini kılışke bugün g'ayratni aytadilar. Hatto ojizlik va g'ayrat ham deydilar qazodandir, qadrdandir. Wa ash'ara qawluhu sawabiq anna al-himma ad-da'ifata la yanfa'u laha shay'un wa huwa kadhalika fil khayr wash-shar wa fi isti'aratihi al-kharq wal-aswar ma yush'iru bil quwwati fil janibayn lakin al-hasir qahirun fala 'ibrata bi quwwati al-'abd al-qasir. Aytadilar ki, o kişi sevabik deb aytganlaridan, yani ali deb, peşkadam, ildam deb aytganlaridan düşünüledi ki, zayıf himmetliler bir narsaga ta'sir qila olmaydi. Zayıf himmetden bir narsa qo'zg'alishga, o'zgarishga kelmaydi. Yaxshilik tomonidan ham, yomonlik tomonidan ham. Masalan, zayıf odam hasad qilsa ham narginga ta'sir qilmaydi. Himmet zayıf bo'lsa, ko'zingiz tegmaydi. Yani himmet pas bo'lsa bir narsani bo'lishini istasangiz bo'lmaydi. Demek zayıf himmetler de hiç kanaka netice bo'lmasligiga ishora qilmoqchilar. Himmetler kadarını buzmaydi demesinden oliy himmetler deyişlerden düşünüledi ki zayıf himmetlerden asli hiç hasıl bir narsa hasıl bo'lmaydi. Hiçbir narsa hasıl bo'lmaydi. Yani bu yerde la tahriqul asvar deb teşiş ve kurgan sözlerinin işletişlerinden kurgan kaza ve kaderini küçülüğünü ifadeleş için kurgan sözünü işletkenler sabitliğini ifadeleş için hark teşiş yani yarış manası sözünü işletişlerinden himmetteki kuvvetini nazarda tutkenler himmet kuvvetli nesekini teşif otar zayıf nesek mesela ip teşif otar mıydı hatta kağızını ham ama mıh yog'ochni ham teshib o'tadi. Teshish quvvatni taqozo qiladi. Shuning uchun oliy himmatniga teshish so'zini ishlatyaptilar. Chunki himmat quvvatli bo'lmasa, u natija bermaydi. Demak, himmat quvvatli bo'lish kerak natija berish uchun deyaptilar. Qazo va qadarni ham qadarni teshib o'tmaydi emas, qadarning qo'rg'onini deb sur deb qur'on devorini aytiladi. Qur'on devor odatda himoya qiluvchi bo'lgan uchun eng baquvvat devor bo'ladi. Uyingiz ichidagi devorlardan ko'ra qo'rg'on devor baquvvat bo'ladi. Qazoning qo'rg'oni deb aytib
aytishlarida, qo'rg'on so'zini ishlatishlarida qazoning ham sobit va kuchli narsa ekanini ifodalayaptilar. Uni hattoki teshuvchi himmat ham tesha olmaydi. Ammo himmatni o'zi asli teshuvchi bo'ladi, kuchli bo'ladi demoqchi bo'lyaptilar. Lakinnal hasira qohirun. Hasr qilguvchi, ya'ni qo'rg'onlab qo'yguvchi zot Alloh subhanahu va taolo, qur'onni qurgan zot, qadarni egasi ya'ni qohir, ya'ni hukmronul, hukmini o'tkazuvchidir. Qahr degani bizda hali g'azab ma'nosida ishlatiladi. Arab tilida aslida qohir so'zi Allohning qahhor ismi g'azab ma'nosida emas, yomon ko'rish, qahr qilish ma'nosida emas, yo'q. Hukmini o'tkazish, bo'ysundirib qo'yish ma'nosida keladi. Qahr va huval qohiru fawqa ibadi, bandalarining ustida qohirdir degani ularga g'azab qiluvchi degani emas, ularning tepasidan hukmini o'tkazuvchidir degani. Lakinnal hasira qohir, ya'ni qo'rg'onni qurgan zot, qazo va qadar qo'rg'onini qurgan zot, hukmini o'tkazuvchi zot. O'shaning uchun uni teshib o'ta olmaydi. Fala ibrata bi quvvati al-abd al-qasir. Endi ana himmatli banda har qancha himmati oliy bo'lmasin, u banda ekan qosir. Cheklangan qosir degan. Cheklangan bandaning quvvati qohir qo'rg'on qurgan zotning qo'rg'onini teshib o'ta olmaydi. Hech qanday ahamiyat kasb qila olmaydi qo'rg'on yonida bu himmat. Billah. Mana shu yergacha bu kishi izohlaganlar. Demak bu savobiqul himam la takhriqu asvar al-aqdarning ma'nosi qisqa qilib aytganda shu. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadarini har qancha oliy himmatlarning himmati teshib o'ta olmaydi. Allohning istaganidan boshqa narsani banda har qancha istamasin sodir qila olmaydi. O'sha himmatga dalolatlardan bitta, misollardan bittasi Rahmonbek domla aytib beruvdi. Yanga otishlagan paytlarida bo'lsa kerak, bir yigit keldi deydi. U o'sha jumaga domlani suhbatiga qatnarkan muxlis ekan. Taqsirjon, sizga muhabbatimiz baland, oilaviy. Mani aka-ukalarim ham bor, ota-onam ham bor. Ota-onam kelolmaydi bu yerga. Shunga bir borsangiz, uyda mehmon qilsak-u, ota-onam ham bir sizni ko'rib xursand bo'lishsa. Biz sizni ko'p gapirganmiz ularga. Xo'p deb mehmonga bordim. Borsam 3 ta aka-uka ekan. Uchalasi ham uyli joyli, uchalasi ham ilmli, ma'rifatli, uchalasi ham kasbli, hunarli, jamiyatda o'zini o'rnini tutgan, uchalasi ham ibodatli, namozxon va go'zal axloqli yigitlar ekan. Men ular bilan gaplashib, farzandlarimni bunaqa chiroyli, go'zal tarbiya qilgan ota-ona qanaqa ekan endi? Bir xil uchalasini ham ibodatli va uchalasini ham bir kasbli, hunarli, o'rinli insonlar qilib tarbiyalabdi. Desam, ota-onani oldiga kirsak, ota-ona ikkalasi ham soqov va kar ekan. Kar soqov ekan. Ya'ni soqovligi karligidan gapira olmaydi, eshitmaydi sizlarni. Men hayron qoldim deydi. Odam nasihat qilib, kechasi kunduzi orqasidan qo'llab 3 ta bola bilan tarbiya qilish qiyin. Bu farzandlarni shunday tarbiya qilgan bo'lsa, qov holatda qanday qilgan ekan bu? Ana shu himmatdan shu. Allohga iltijo qilishgan, qalbidan so'ragan, bir og'iz nasihat eshitmasdan bolalari ota-onasidan bir og'iz so'kish eshitgan emas tarbiya uchun. Biror marta bir ota-onasiga fikrini ayta olgan emas. Bemalol. Inson qovcha gaplashgan bo'ladi hamin qadar. Lekin u hamma fikrini, hamma gapini aytib, so'kib bir narsa qilish imkoni bo'lgan emas. Lekin ularni bir og'iz so'zatmasdan shunchalik tarbiya qilgani qaydan ekan bu deb men hayron qoldim. Deyuvdi shu ashu himmatdan, o'sha duolarning ijobatidan shu. Ota-ona shuning uchun qalbidan farzandini istasa, Alloh taolo o'sha himmatiga yarasha farzandga beradi. Himmatni 3 darajaga bo'lishgan boshqa kitoblarda keladi, boshqa sharhlarda keladi. Himmatni 3 darajaga bo'lishgan: quyi himmat, o'rta himmat, oliy himmat deb. Quyi himmatda bir narsani istaydi-yu, hali undan azm paydo bo'lmaydi. Unga hali azm ham kerak. Undan bir hali bir harakat ham kelib chiqmaydi undan hali. Istak, quyi himmat. Bizdan bir olim bo'lsa yaxshi bo'lardi, bizdan bir boy bo'lsa, men ham o'zimga qolsa yaxshi ishlar qilardim degan gaplar bor. Lekin ich-ichidan himmat qo'zg'algan emas. Balki yaxshi niyatga o'xshagan, bir yaxshi umidga o'xshagan narsa xolos. Bu hech qanaqa ta'sir bermaydi. Na odamdan fe'lni taqozo qiladi,
ne geleceğinde bir netice verir. Orta himmette azim buladı. Ama fiilini takaza kıladı. Kul bilen yani maddi sebeple hem keltirişini takaza kıladı. Orta himmette isteksizden isteksinizden azim var. Azim bilen birge özünüzden hareketten takaza kıladı. Ama ali himmette hareket takaza kılmaydı. Ali himmette yani cismani ya ki maddi sebep ki kul urulmasından hasıl bu. Ali himmet deb aytganlar bu yerde o şey yani asasen ruhi kuvvet ve bendenin kalbindeki Allah subhanahu ve ta'ala'ya bugün ilticası isteği buladı icabi surette. O şeyden bir netice infial hasıl buladı. Lekin o şey hem kaza ve kaderden teşkari ibez. Dediler. Kulasaya kelam şu. Allah subhanahu ve ta'ala uzu bizge himmet versin. Bu yerde himmet o şey kişi alim buluş ki himmet kılışı. Kişi bir karı buluşga himmet kılışı, kişi bir salih amelge himmet kılışı, ibadetge himmet kılışı, hemmesi ali himmette asan keçedi. Alimlerden beri ayetlediler ki, ben ilim okuyandım, Kur'an'la yatlama gendim tolu, hafız bulma gendim. Cüde közümge kıyın tüyülerdi, o karı buluş ağır tüyüler. Tağam hafız Kur'an hem alimiydi. Ben tağam yanında okuyulardım. Nahuda, sarfda, fiqhda, hadiste, türlü oranlarda, şer'i kitaplarda ayetlerden iktibas köp geledi. Arap türlü hem delili esasi Kur'an-ı Kerim'den alingen böyle. Kitaplarda kese bir ayet, ben payetlerde hazırladığım mushaflar yok. Beti var, rakamı var. Ve tapam yok ala mehalige ayet. Tağamdan sorayım ben, tağam ana o ayet kaç surede diyeyim ben. Uken falan surede değil. Bir eşini açıp bütün nükür var hemen. Adette kitaplarda bir tek kelimesini ya ki yarım cümlesini belirledi halas. Ya ki hatta iki kelime hem verilmesi mümkün. Mesela hayız hükmü de teşdid bilen yuğunuşke işaredir. Tehfif bilen tuhurge işaredir dese nime o deyip düşünmek halas. Bu Bakara'daki ya taharna ya tuhurna ne eteyken böyle. Fe izâ tataharna فأتوهن منها فلا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن siz ولا تقربوهن حتى يطهرن açıp Kur'an'dan görüş kereyim oladı ki hali gapti okuyan adam o tapışka ki mundarice yok beyt yok sahife yok rakam yok topanmasından köp vakti getirdi var Arap çıkış kereyim bir çekilin o topanmaydı var Arap çıkan adam köpünce göz düşünmüyor kaldı ki sorarken otağadan dua ederken ki bitti, bir metti, iki metti, üç metti ayet verirken ki ahir ayet verirken ki sen derken hafız olmasın, alim bulamıyorsun, hatırcan bul derken. Hafız bulmasın, hakika alim bulamıyorsun. Küllerden bir deyene bir soru gelirken otağız ki inkayı verirdi, sen adam bulmuyorsun bu yürüyüşün dedi. Var özün ayetle belediyen bulmayın, ayet bilmem bundan kesin gidiyordu. Şunu da dediler, ben de şu peyit geçe bugün korkunç gitti de alem kıldı haliki halat. O özümge özüm kast kıldım. Şunda bir himmet doğuldu ki hücreye giremen de kavur bulamam çıkamam. Ya hafız bulup çıkamam ya ki ölügüm çıkardım. Onun geçe çıkmıyım ben de kast kılıp kirp ettim. Üydekilerge bir mehal avukat verirseler kayıt havaram elemenliğine kirp ettim deydi. Bir mehal avukat verirken su bulan. O şunu bölüp bölüp yiyip çıkarıp koyarken yedişini etezge bir koyuşarken avukat. Başka menden havaram eler. Dip kirp ettim deydi. Bir çekeden yaklaşık düştüm deydi. 16 ya 18 günde çıkan ben deydi. Şunu derken ki himmet gereken deydi. Kast gereken, azm gereken. Şüphe etkeçe ben üçüncü fikri okup başka okup Kur'an'ın yaklaşık hiç yüreğim bitlemesi diyor. O şey himmet togul diyor. Az fırsatta karı bop çıktım, hafız bop çıktım şunu dedi. Ala şu himmetten. Allah Ta'ala'ya buradan iltica ve kalbide togulgen himmetten. Salih amellerde yani şimdi himmet kimdeki tuğulsa ilimge başka da Allah Ta'ala atakıl uğrat. Çünkü Hazreti Ömer etkenler ki men ana la ahmilu hemmel icabe velakin hemmel dua diyenler. Ben Allah Ta'ala'dan men duanı icabetini gamını kötermeyim ben. Men duanı icabetini gamını yemeyim ben. Dua ilham buluşunu gamını yemeyim ben. Dua ilham olup kalbimden şunu soru yapmam mı himmet bilen? İnşallah albette icabet.
Ben de o şey himmet bilen dua tuğuluşunu gamı var. İcabetini mesleğindir. Ana şu bendenin himmeti gibi bir misal buladı. Allah Teala o zaman bizlerge hem yaşlıklarge himmet versin. Özü muvaffak eylesin. Ana şu himmetlerden bugün Hanna binti Fakud'un himmeti Meryem anamız. Karnı digene muharrar deyip etegenleri de ötken seferge sohbet etkenimiz. O şey saliha buluşuge ananın himmeti kuvvet buluyor.